Cenab-ı Allah ayeti kerimede buyuruyor ki, Allah kimine çifter evlat verir, kimine erkek evlat verir, kimine kız evlat verir, kimini de akim yapar, yani evlatsız yapar. Binaenaleyh, e, Cenab-ı Allah'ın takdirine razı olmak öncelikle gerekir. Erkek vermiş, kız vermiş, nihayetsiz hamdü senalar olsun. Erkek vermiş, kız vermemiş, nihayetsiz hamdü senalar olsun. Kız vermiş, erkek vermemiş, nihayetsiz hamdü senalar olsun. Hiç vermemiş, nihayetsiz hamdü senalar olsun diye insan öncelikli olarak bu takdire razı olmalı. İnsanlar şöyle düşünürler, benim evladım olursa, efendim benim soyum, sopum devam eder diye kendi ebediyetlerinin devam etmesini isterler. Oysa her dünyaya gelen farklı bir ruhla gelir ve aslında herkes kendini temsil eder. Her ne kadar bir soy kütüğü bağlamında aidiyet varsa da herkesin cenneti de cehennemi de kendisine aittir. Cenab-ı Allah insanı ebedi kalmak kaydıyla yaratmıştır. Ebedi hayatımız ahiret hayatındadır. Bu dünya hayatı gelip geçicidir. Ondan sonra başlayacak olan hayat bizim için ebedi bir hayattır. Önemli olan o ebedi hayatı saadet içerisinde cennette geçirebilmektir. Böyle olmakla beraber işte 10 tane çocuğu olmuş kadının. Bundan sonra çocuk yapmak istemiyor. Kalıcı bir şekilde kısırlaştırılması caiz midir? Eğer burada işin uzmanı olan doktorlar tekrar hamile kalması halinde bu kadının... Kendisi için ciddi bir hayati risk olduğunu düşünürlerse, yani artık siz bir daha böyle bir doğuma katlanamazsınız. Hamileliğin ikinci ayından, üçüncü ayından sonra ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalırsınız. Muhtemelen de e, hayatını son bulur. Çok büyük risk var diye bir e, konsültasyon neticesinde karar alırlarsa, burada da geçici bir tedbire başvurulur. Nedir? Efendim, eee, kadınlık kordonları bağlanabilir ama istenildiğinde bir operasyonla da olsa bu kordonların daha sonradan açılması söz konusu olabilir. Bunun yerine kalıcı bir şekilde hadım edilmeleri, erkekse erkekliğinin öldürülmesi, kadınsa kadınlığının öldürülmesi, daha bir daha doğurma imkanının olmayacağı şekilde geri dönüşü imkansız bir operasyona tabi tutulması doğru değildir. Bu e, başka şekilde telafisi mümkün iken e, zararlı bir şekilde e, ön almak olur ki buna cevaz verilmez, buna olur denilmez. Niye? Eğer e, bir zararın e, basit bir şekilde telafisi mümkünse e, daha ağır, daha büyük bir zararla telafisine müsaade edilmez. Burada da eğer e, kadının Doğurması erkek açısından böyle bir problem olmuyor nihayetinde doğumun yükünü erkek taşımıyor kadın taşıyor. Eğer kadın açısından o hamilelik süreci ciddi bir risk barındırıyorsa ki şunu da buradan hemen ifade edelim her hamilelik bir risk taşır yani nihayetinde candan bir can çıkıyor yani bir kadından bakıyorsunuz Cenab-ı Allah ne büyük bir lütuf. Ne büyük bir imtiyaz, ne büyük bir ayrıcalık. İnsan neslinin devamı kadınlara bağlanmış. Binaenaleyh o kadından, onun etinden, tırnağından, kemiğinden efendim yeniden bir can meydana geliyor. Bu muazzam bir hadise. Bunun geri dönüşü olmayacak bir şekilde sonlandırılması doğru değil. Ama Geçici olarak efendim kordonların bağlatılması gibi bir durum söz konusu olabilir. O da ancak çok ciddi hayati bir risk anne için söz konusu ise. Mesela Sezeryan'la beşinci çocuğu yapmış kadın. Altıncı çocuk da çok ciddi artık bundan sonra bu vücut bunu kaldırmaz diye doktorlar hemfikir e, iseler. Allah'tan korkan doktorlar tabii bir takım doktorlar var ki onlar için vücut benim değil mi kardeşim ben istediğimi yaparım diye böyle abuk subuk bir şey var. Bu zaten bütün dünyanın başına gelen bela güç bende değil mi ben istediğimi yaparım. İşte bu, bu güç zehirlenmesi insan bazen kendini güçlü zanneder. Halbuki gücün sahibi Cenab-ı Allah'tır. La havle ve la kuvvete illa billah diyoruz. Yani Allah müsaade etmese kıpırdamaya, kalkmaya, sallanmaya mecalimiz yoktur bizim. Güç kuvvet sahibi olan Allah'tır, o güç ve kuvvet verir. Binaenaleyh böyle şeyler geçici tedbirlerle yerine getirebildiği sürece kalıcı bir takım yönelişlere müsaade edilmez.